Dua etmek demek Tanrı bir ilişki içerisinde olmak demektir. Biz yüreğimizdeki şeyleri Tanrı'ya söylüyoruz ve Tanrı'dan dinliyoruz. Çünkü Tanrı'nın istediği şey bizimle bir ilişki içerisinde olmaktır. Doğa zamanında her şeyi söyleyebilirsin. Eşine, dostuna, arkadaşına, annene, babana, büyüğüne, küçüğüne güzel sözler söylemek istiyorsun. Hem senin hoşuna gidiyor çünkü onları seviyorsun ve onların da hoşuna gidiyor çünkü onlar da seni seviyor. Bunun gibi ama Tanrı seni daha çok seviyor. Tanrı'dan daha fazla seven bir kişi yok. Tanrı seni çok seviyor ve seninle konuşmak istiyor. O zaman sen Tanrı'yla ne konuşmak istiyorsun? Bu önemli ve Dua etmek bu demek. Biz yüreğimizdeki sevgi sözcüklerini fark etmez. Ne söylemek istersen söyle. Çünkü Tanrı senin sesini duymak istiyor. O zaman sen Tanrı'ya söyle ve Tanrı'dan dinle. Tanrı'dan dinlemek iste. Ve Tanrı seninle konuşmak istiyor. O zaman sen söyle. Tanrı benimle konuş. Senden duymak istiyorum. Sesini duymak istiyorum. Yüzünü aramak istiyorum. Her şeyi söyleyebilirsin Tanrı'ya. Çünkü Tanrı seni seviyor ve seninle ilgileniyor. Kutsal kitapta çok fazla yerde dua hakkında şeyler görüyoruz. Ama video için birkaç ayet seçtik sadece. Onlara bakabiliriz. Koloseliler 4. bölüm 2 ve 4. ayetlerde diyor ki Kendinizi duaya verin. Duada uyanık kalın. Şükredin. Aynı zamanda bizim için de dua edin ki Tanrı sözünü yaymamız ve uğruna hapsedildiği Mesih sırrını açıklamamız için bize bir kapı açsın. Bu sırrı gerektiği gibi açıklıkla bildirebilmem için dua edin. Hem kendimiz için Tanrı'ya dua edebiliyoruz hem de komşumuz için, herkes için dua etmeliyiz. Sadece kendimi düşünerek değil, kendim gibi komşumu düşünerek ona dua etmeliyiz. 1. Selanikliler 5. bölüm 17. ve 18. ayetlerde sürekli dua edin. Her durumda şükredin. Çünkü Tanrı'nın Mesih İsa'da sizin için istediği budur. Bu çok önemli. O zaman Tanrı isteği bizim dua etmemiz ve ona her şekilde şükretmemiz. Filipilliler 4. bölüm 6. ayette ise hiç kaygılanmayın. Her konudaki dileklerinizi Tanrı'ya dua edip yalvararak şükranla bildirin. Hiç kaygılanmayın. Her konuda hangi konu olursa olsun Tanrı bu konuyla ilgilenmez ya da Tanrı bunu cevap ver. Hayır böyle düşünmeyin asla. Tanrı her şekilde her durumda sizinle konuşmak istiyor, her konu hakkında ve kaygılanmanızı istemiyor. Bunu kutsal kitap söylüyor. O zaman Tanrıya güvenin ve Tanrıya sadece söyleyin yeterli. Bu bir dua. İsa dua hakkında ne söyledi? Şöyle söylüyor: Dua ettiğiniz zaman iki yüzlüler gibi olmayın. Onlar herkes kendilerini görsün diye havralarda ve caddelerin köşe başlarında dikilip dua etmekten zevk alırlar. Size doğrusunu söyleyeyim. Onlar ödüllerini almışlardır. Ama siz dua edeceğiniz zaman iç odanıza çekilip kapıyı örtün ve gizlide olan babanıza dua edin. Gizlilik içinde yapılanı gören babanız sizi ödüllendirecektir. Dua ettiğinizde putperestler gibi boş sözler tekrarlayıp durmayın. Onlar söz kalabalığıyla seslerini duyurabileceklerini sanırlar. Siz onlara benzemeyin. Çünkü babanız nelere gereksiniminiz olduğunu siz daha ondan dilemeden önce bilir. Bunun için siz şöyle dua edin. Göklerdeki babamız adın kutsal kılınsın. Egemenliğin gelsin. Gökte olduğu gibi yeryüzünde de senin istediğin olsun. Bugün bize gündelik ekmeğimizi ver. Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi sen de bizim suçlarımızı bağışla. Ayartılmamıza izin ver bizi kötü olandan kurtar çünkü egemenlik güç ve yücelik sonsuzlara dek senindir amin tanrı iki yüzlü gibi ve putperest gibi değil tanrının çocuğu gibi konuşmamızı istiyor biz Tanrı'ya çocuk olarak yaklaşmalıyız. Tanrının öz evladı olarak yaklaşmalıyız. Çünkü Tanrı bizi evlat edindi. Biz Putperestler gibi ya da iki yüzlüler gibi Tanrı'ya asla yaklaşmamalıyız. İsa bir örnek verdi bize dua etmek hakkında. Önemli olan senin yüreğinden çıkan ve gizliden gösterişle dua. Ben dua ediyorum diye çevrene göstermek değil. Sen Tanrı'ya olan sevgini, isteğini bildirmen için bir dua edebilirsin. Ya da yüreğinde ne varsa Tanrı'ya sadece onu söyle. Dua etmek Tanrı ile konuşmaktır ve Tanrı'dan dinlemektir. Tanrı seninle konuşmak istiyor, senden duymak istiyor.